GRT Euro İş Konuşalım programı olarak bugün Ordu'da Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Bey ile birlikteyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1970 Ordu doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Ordu'da tamamladım. Gazi Üniversitesi'ni 1993 yılında maliye bölümünü bitirdim. 2000 yılında Ordu Mali Müşavirler Odası'na kayıt oldum. Mali müşavirlik mesleğine adım attım. 2017 yılına kadar, bugüne kadar da 17 yıldır profesyonel mali müşavir olarak hizmet veriyorum. Aynı zamanda 2004 yılında Ordu Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliğine seçildim. 2006 yılından 2017 yılına kadar da Ordu Mali Müşavirler Odası'nda 2 dönem oda saymanı, 2 dönem oda sekreteri olarak görev yaptım. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan oda seçimlerinde Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı arkadaşlarım tarafından göreve tevdi edildi ve yaklaşık 1,5 yıldır da Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak hizmet vermekteyiz. Mali müşavirlik mesleğinin toplumdaki algısı nedir? Yasalarla kurallarının çerçevesinin çizildiği 1990 yılından itibaren mesleğin toplumdaki farkındalık yaratan, kısa zamanda yani 27 yıllık örgütlü mücadelesinde odalarla, üst birliğimiz TÜRMOP'la yapılan mücadelesinde belki 70-80 yıllık bir adım atılmış oldu. Dünyaya entegre oldu. Dünyada muhasebe mesleğinin gelişimine baktığımızda Almanya'da 1889'da, bizde 1990'da yani 100 yıl önce mali müşavirlik mesleği yasalaşmış. Biz 100 yıl geriden gelmemize rağmen bu 27 yılda aradaki açığı kapattık. Dünyadaki benzer kurumlarla, benzer odalarla veya birliklerle, meslek mensuplarıyla aynı statüye kavuştuk. Aynı olayları konuşmaya, dünya muhasebe standartlarını, dünya raporlama standartlarını, dünya denetim standartlarını birlikte değerlendirmeye başladık. Bu anlamda önemli bir adım atıldı ve toplumdaki algısı da çok pozitif olarak gelişti. Yani mali müşavirlerin yol gösteren, rehberlik eden fonksiyonu öne çıkmaya başladı. Yani işletme danışmanlığı yapmaya başladılar. Yani mali müşavirler eskiden sadece kayıtları toplayan, kayıtları girenken şimdi işletmelerin bir adım önünde bütün uygulamaları ve mevzuatı önceden kavrayıp işletmelere yol gösteren, işletmelere rehberlik yapan fonksiyonları önemli derecede öne çıktı ve topluma da farkındalık yaratan önemli bir meslek olarak topluma hizmet etmektedir. Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan ve vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Odaların en önemli görevi toplumda meslektaşlar arasında birlik ve beraberliğin yaratılmasıdır. Bu birlik ve beraberlik sadece odada yapılan toplantılarda, seminerlerde bir arada olmak olarak değerlendirmiyoruz. İşte tiyatro faaliyetleriyle, yurt içi ve yurt dışı gezi faaliyetleriyle, en son bir Orta Balkan ülkeleri gezisi yapmıştık arkadaşlarımızla beraber, 40 meslektaşımızla beraber. Yine burada birlikte hareket edebildiğimiz, ortak hareket edebildiğimiz geziler düzenliyoruz. En önemli fonksiyonu odaların birlik ve beraberliğin sağlanması. Bunun yanında tabii eğitim faaliyetleri. Mali müşavirler yaklaşık olarak 40'a yakın mevzuatı takip ediyor. Teknolojik gelişmelerden çok fazla etkilenen bir meslek grubu. Dolayısıyla bunların meslektaşlara bir an önce anlatılması lazım. Bu olayların onlara iletilmesi lazım. Yani bürolarında yalnız olan, şirketlerde, işletmelerde yalnız çalışan meslektaşlarımızın güçlendirilmesi, o yalnızlık fonksiyonunun giderilmesi için eğitimlerle, sirkülerlerle, internet siteleriyle, bülten dergileriyle onlara hizmet vermekteyiz. Onların bilgilerini güncellemekteyiz. Adeta bir üniversite gibi eğitim seferberliği yapıyoruz. Biz son 15 ayda, az önce arkadaşlarımızla birlikte bir hesaplama yaptık, 20 üzerinde eğitim çalışması yapmışız. Ordu ölçeğinde bir oda için bile bu çok önemli ki İstanbul, Ankara gibi büyük odalara düşürdüğümüzde bu sayının çok da arttığını görebiliyoruz. Özetle en önemli faaliyetimiz eğitim faaliyeti ve birlik beraberlik için, dayanışma için, birliktelik ruhunun meslektaşlar arasında dayanışmanın artırılması faaliyetleri olarak özetleyebiliriz. Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak vermiş olduğunuz kurumsal hizmetler nelerdir? Evet, bizim en temel kurumsal hizmetimiz belki Ordu Odası olarak da bu anlamda Türkiye'de belki üye sayısı olarak, ekonomik gücü olarak çok önemli bir yerde olmamamıza rağmen internet sitemizde hazırladığımız sirküler raporlarıyla, hazırladığımız dergilerle, bültenlerle belki Türkiye'de bülten çıkartan, üyelere bunu gönderen 3-4 odadan biriyiz. 84 tane oda içerisinde bu faaliyeti sürdürmek önemli. Ayrıca yine üyelerimizin biliyorsunuz Ordu 19 ilçeden oluşmakta ve çok da değişik bir uzak bir coğrafyaya sahip. Meslektaşlarımızın her an buraya gelmesi zor olduğu için internet sitesi, web sitemiz üzerinden işte odanın faaliyet belgelerini, ödemelerini, borçlarını, alacaklarını her şeyini internet üzerinden yapıp yerinden yönetim değil,
adeta meslektaşlarımıza web aracılığıyla kendi iş yerlerinde, kendi ilçelerinden bu hizmetleri sunmasını, bu kurumsal hizmetleri almasını sağlıyoruz. Mesleğinizin bugün için en temel sorunları nelerdir ve bununla ilgili atılan adımlar hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Kanayan bir yaraya değindiriz. Mesleğimizin pek çok sorunları var. Bu uzun zamandır seyreden sorun. Tabii dünyada mesleğin duruşu ve pozisyonuna baktığımızda her ülkede bu sorunlar mevcut. Sadece bize özel, bizim ülkemizin, bizim mesleğimizin sorunları değil. Sorunsuz elbette olmuyor ama öncelikli bazı sorunlarımız var. Haksız rekabet sorunumuz var, tahsilat sorunumuz var. Özellikle iş yükleri, yaptığımız işle aldığımız ücret arasında önemli derecede bir eşitsizlik var. Aldığımız sorumluluk çok fazla. Oysa müşterilerimizden aldığımız ücret çok daha sınırlı kalmakta. Yine çoğu zaman müşterilerimizin ödeme planında meslektaşlarımızın, mali müşavirlerin ücretleri son sırada yer alıyor. Yani tahsilat sorunu var. Bütün bu sorunları içerisinde yine bir başka sorunumuz, özellikle belirtmek istediğim bir sorun da şu. Müteselsiz sorumluluk dediğimiz bir sorumluluk var. Yani hazırlamış olduğumuz beyannamelerde bir sahte faturanın, bir yanlış bir işlemin olması durumunda meslektaşımızın veya bizlerin, bütün meslek mensuplarının ciddi bir risk altında olmaları. Yani müteselsiz sorumluluk riski altında olmaları. Biz her zaman şunu söylüyoruz, oda olarak düşüncemiz bu. Meslektaşlarımız için tabii bunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki tabii ki bir sahte faturayı bir mali müşavir, bir meslek mensubu düzenlemiş, bundan bir menfaat elde etmişse ceza alalım, meslekten ihraç edelim, elimizden ne geliyorsa yapalım. Ama bir mali müşavirin, bir meslek mensubunun iradesi dışında, kontrol etme yeteneğinin dışında, farklı faktörlerle ortaya çıkan bir sorumluluktan sorumlu tutulması, bütün mal varlığıyla sorumlu tutulması, meslekten ihraçla sorumlu tutulmasını kabul etmiyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Bu tür müteselsiz sorumluluk konusunda kasıt, kusur, ihmal derecelerinin göz ardına alınması, buna göre vergi inceleme elemanları tarafından mali müşavirlerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz. Özetle aslında pek çok sorunumuz var. Nerede ayın 22'si, 23'ü, 24'ünde nerede 4. katta, Türkiye'nin neresinde 4. katta ışık yanıyorsa mutlaka bilin ki o büro mali müşavirdir. İşleri ayın son günlerinde yetiştirmeye çalışıyorlardır. Bu anlamda Türkiye'nin görünmez kahramanlarıdır mali müşavirler. Önemli bir hizmet sunmaktalar. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kanalınız aracılığıyla Ordu Mali Müşavirler Odası üyelerinin adına bütün izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Yine meslektaşlarımızın sorunlarını, meslektaşlarımızın sıkıntılarına yer verdiniz. Ulusal medyada bunu bütün belki dünyada yayınlanma imkanı verdiğiniz için, bu sorunlarımızı paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Mali müşavirler için her zaman benim söylediğim bir söz var. Ekonominin görünmeyen kahramanları, belki çoğu zaman toplumda istediği saygınlığı, istediği, beklediği performansa ulaşamayan kesimler. O yüzden ben her zaman söylüyorum, biz ülkemiz için verginin toplanmasında 78 milyonun sorumluluğunu, sosyal güvenlik primlerinin oluşturulmasında 78 milyonun sorumluluğunu düşünerek, onları omuzlarımıza hissederek kamuoyuna, topluma, bütün ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.